tacidi kıymetli bir taneci kara sütü gibi tertemiz. Yududu dillerine kırıldı içmeli gözleri nereye verir? Beyler daha önce görünmemiştir ama para verip alacağım tek kaset Tarkan'ın kasetidir ha. Evet abi aynen çok iddialı oğlum. Herhalde. Abi ses budur en kadifesinden. Ya beyler. Ya siz ciddi misiniz ya? Bu araba gerçekten samandan mı yapılıyor? Ne oldu Süzük? Karnın mı acıktı? İstersen kaportadan biraz yiyebilirsin. Nerede? Harbi. Pikachu. Oğlum, Afet Hoca senin arabayı aldığını öğrenirse senden sabun yapmaz mı en azı soykırımından? Olur, sabunla kalsa gene iyi. İddiaya girerim, düğme bile yapar ha. Ya merak etmeyin arkadaşlar. Ablam arabayı yer bulamayınca uzağa park etti. Yani camdan baksa bile göremez. Ya içiniz rahat olsun. Ya abi. Ya alışverişe falan çıkarsa? Oğlum, ablam yakın yerlere yürüyerek gider. Ya panik yapmayın, yakalanmayacağız. Ya, oğlum bu Afet Hoca değil mi? Aa, iyi sen lafın üstüne valla. Sakın yapma. Gördün mü? Hayır. Yok abi yok, kesin gördüm. Yok, iddiaya girelim görmedi canım. Vallahi gördü abi. Görmedi be, vallahi görmedi. Beyler eğlenceler, gençler buralarda tekerlekli sandalye satan bir yer biliyor musunuz? Kardeşim yatalak olmak üzere de. Allah! Yeşil yandı şimdi yürür, ben sana soracağım. Sizler de gözüme gözükmeyin. Ben bittim beyler. Hakkınızı helal edin. Söz Pikachu'm. Eğer Afet Hoca senden sabun yaparsa bundan sonra ellerimi hep seninle yıkayacağım. En hijyeniğinden. Sağ ol kardeşim. Alın bu saatim. Beyler, yarın okula gelmezsem kopin bu senin olsun. Tamam abi. Benim olsun bu. Çok kötüyüm ben. Yakalandık ya. Hani yakalanmayacaktık ha? Hani Afet Hoca her yere yakın yere yürüyerek giderdi. Ne oldu? Gelmeyin üstüme be! Oh oh oh! Yumurta da ne güzelmiş. Gerçi biraz az pişmiş ama gıdaklamaya başlayacakmış neredeyse. Tabii çiğ yumurtanın faydaları saymakla tükenmez bir yerde. Abla, rivayete göre tavukların kafasını böyle ya aniden kesince tavuk yürümeye devam ediyormuş. Bak göstereyim böyle. Hani birden kafası kesiliyor ya, kuş beyinle anlamıyor. Oradan böyle şey ettim ben. Tamam abla ya. Dün akşamdan beri yapmadım maymunluk kalmadı. Özür de diledim. Irak'taki barış gücü askerlerine mi yazılayım Allah aşkına? Orada ehliyet gerekmiyor muymuş? Konuştu. Konuştu. Allah'ım konuştu. Ablacığım çok özür dilerim. Beni affedeceksin değil mi canım benim? Oh canımın içi. Uzak dur benden köpek. Bana köpek dedi. Bana köpek dedi. Bana köpek dedi yüce Rabbim. Allah'ım ho 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 o da seviyor. Ho 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 o da seviyor. Sen benim güldüğüme bakma sinirden gülüyorum geç oraya. Sen yaptığını beğeniyor musun? Sizin köyde nasıl bilmiyorum ama İstanbul'da ve hatta Türkiye'nin genelinde araba kullanmak için elde bir belge olması gerekiyor. Ehliyet. Zorunlu. Abla verdiler de almadın mı? Madem senin ehliyetin yok o zaman ne cesaretle benim arabamı çalıp da götürüyorsun? Ya başına bir iş gelseydi? Ya Allah korusun biriyle çarpsaydın? Bunun vicdan azabını ömür boyu nasıl taşıyacaktın sen? Abla yaptım bir eşeklik. Tamam hatalıyım. Hatalısın, aynı zamanda cezalısın. 3 gün süreyle benim arabamla değil, minibüsle gidiyorsun okula. Ama abla, bu insafsızlık. Ben nasıl gidip geleceğim 3 gün minibüsle? Şöyle gidip geleceksin, minibüse durduracaksın, bineceksin. Önce parayı uzatacaksın, münasip bir yer bulup oturacaksın. Gideceksin. Okula yaklaştığın bir yerde, kibar bir sesle, müsait bir yerde inebilir miyim diyeceksin. O sağa çekecek, duracak, ineceksin, tıpış tıpış okuluna gideceksin. Sağ ol abla. Rica ederim, ben eğitimciyim. Seni her konuda eğitmek benim görevim. Okulda görüşürüz. Ha bu arada masayı toplamayı da unutma. Masayı toplamak da bana kaldı ya.